Her bir sefer arkadaşlar ben karşında var açan yepyeni bir şişlikten challenge videosuyla karşınızdayım. Böyle karşınıza gömleceğimi de çektim. Dedim ki bu şekilde oynayayım. Her neyse ya. Bugün karşınızda Victor'cum var abi. Victor'un gerçekten böyle her şeyini size göstereceğim. Her ince ayrıntısına kadar. Girdiğim ürünler şu an ekranda gördüğünüz gibi karşıma sintacım kadar MR'cımı da aldım. İsterseniz siz buradan ne bileyim bunu da alabilirsiniz. Aslında ben bunu alıyorum abi. Size bu taktiği göstereceğim ya. Bu çok kullandığım bir şey değil ama Victor'da bu ürün çok fazla ile OP oluyor. Teleportçumu aldım. Syntra'ca Ignite alıp adamı kesebileceğim imkansız. Ya heal almam lazım, ya bariyer almam lazım, ya da teleport almam lazım abi. Victor'da teleport fazlasıyla işe yarıyor. Çünkü elimizdeki o silahçının çekirdekçini geliştirmesi falan fistan derken fazlasıyla bizi zorlayan bir karakter olarak gözüküyor ama aslında bu karakter o kadar zor değil. Aslında bu karakter gerçekten oynanışı çok kolay olup çok da rahat adamların kafasına vurabileceğiniz bir karakter abi. Şimdi fazla boş boş konuşmak istemiyorum. Hızlıca koridorda anlatacaklarıma geçmek istiyorum abi. Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın. Let's go. Hayda. Selamlar baba. Adam Türk çıktı. Yapayak bir şey yok abi. EUS'te gerçekten bizim Türkler çok sakin ya. Vallahi çok sakin. Bizim TL'dekiler gibi böyle bütün sülaleni dis atarmış gibi küfürlü şeyler yazmıyorlar abi. Genellikle buraya gelenler sanki oradan kurtulduk, biz buraya geldik, rahatladık mantığıyla oynuyorlar. Ciddi anlamda böyle söylüyorum. Umarım TL serverini bir günde artık bu küfürler müfürler gerçekten cezasını bulur. İnsanlar artık ciddi anlamda eğlencesi için oynamasını istiyorum bu oyunu. Yoksa bokunu çıkardılar kardeş. Gerçi yayıncısı da, o su da, bu su da hepsi aynı kafada ilerliyor abi. O yüzden yani ben ne kadar burada ya da benim gibi diğer YouTube'la içerik üreticileri ne kadar uğraşsa da bir tarafta diğer kişiler bozuyor abi bunu. Her neyse herkese saygımız var. Ve bu arada bu bugünün abi ilk videosu olduğundan dolayı 4 tane 400 RP çekil için var. Ben şöyle şunları hop açmadım mı ya? Ha tamam, şimdi açtım büyüğü. Dediğim gibi 4 tane 400 RP çekil için var. Videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açarsanız abi otomatik olarak çekilişe katılmış oluyorsunuz. Akşam Instagram hesapçığımda ben bunu sizlere açıklıyorum abi. Onun yanı sırasında zaten Instagram hesapçığımda ekranı görüyorsunuzdur. Öne çıkanlara falan ekliyorum. Kaçırırsanız gibisinden. Hikayeleri dağıtıyorum, görmemişsinizdir gibisinden söylüyorum abi. Şöyle artık seni bir ufaktan dürt, benim vakti geldi ama bir yandan da konuşmaya çalışıyorum. Her neyse abi, dün de iki video olacaktı normalde. Hem PUBG kanalında hem LoL'de de böyle olacaktı ama maalesef Kıbrıs'ta genel bir internet sıkıntısı oldu. Özellikle de benim olduğum bölgede Lefkoşa'da genel bir internet sıkıntısı oldu ve bu yüzden maalesef ikinci videoyu yükleyemedim abi. Ama dünkü ödülleri ben Instagram'da açıkladım. Ayrıyeten zaten bu videonun büyük ihtimalle sabitinde ya da ekranda gösterir bizim cancık. Her neyse abi. Abi sıkıntı yok. Gelecek. Sıkıntı yok abi. 4vs5'te oynarız. Hiç sıkıntı yok. Ben bak gayet güzel girmişim buraya kadar. Allah aşkına ya. Millet video istiyor, video. Ben bu arada sözde çok fazla geri bağlandı bizim adam. Çok güzel abi. Ben şu arada şu minyoncu alayım. Çok fazla lafa daldığım için abi adam lehine hayvanımsı bir şekilde puşlamış. Minyon da gerçi minyonda çok iyi değil ya. Minyonda. Evet. Bayağı geride abi minyonda. Baksana. Tamam, sıkıntı yok. O benim burada minyonlar almamı istemiyor ama hiç dert değil abi. Ha bu beni çok dürttü artık ya. Gerçekten ben sohbetine doyamadım ama mid'in en güçlü karakteri var abi karşımda. Manasını bitirdi. Bu adam neden böyle bir şey yapıyor? Manası yokken ne yapacakmış bana? Manan yok. Abi mid'in en güçlü karakterine karşı oynuyoruz bu arada. Ciddi anlamda o da teleport almış. İlk teleport aldığını bildiğimden dolayı bu adamla uzun bir süre takısa girebildim. Bu şimdi bir karakteri böyle bu kadar dürttüğünüzde bir şeyleri de yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer yani siz adamı kesemezseniz, manajanızı bitirirseniz, bu adamı kendini kontrol etmeye devam ederse yaptığınızın o dürtmenin hiçbir manası kalmıyor. Onu söyleyeyim. Sitta demeyecek, onun cezasını çekiyordu ama base'in arttı. Büyük ihtimalle teleportta geri gelecek abi. Benim o marketi boşlama önünden aslında bir türlü almam lazım. Tamam. Bu gene deneyecek ya. Ben 1150 gold yapabilecek miyim onu düşünüyorum. Borçlu 250 gold sayıyordu ama kaç saniyede sayıyordu? Kaçın dakikaya kadar onu görmem lazım. Bu wave'de olur mu gibi geliyor bana ama ya. Kesemeyecek zaten. Level 6 değil. Ondan yana bir sıkıntı yok. Alabilirim diye düşünüyorum. Bak bu item bak alabiliyorum. Güzel. 170 gold borcum var abi şu an. Çok iyi. Bak bu itemi almak çok önemli abi. Bu itemi ilk başta alamadığın zaman gerçekten kafayı yiyorsun. Ben ona teleportumu attım aga. Bir ondan uzak dur sen. Tamam. Gayet güzel. Genellikle millet bu karakteri oynadığı zaman şu itemi alamadığında baya kafayı yiyor abi. Bu adam base attı galiba. SSC'ni verelim. Bak lane'i de baksana abi. Lane'i itiş şeklimize, gücümüze baksana. Böyle bir itiş mi var ya? Bunu ne kadar hızlı alırsan o kadar iyi abi. Bu şekilde 3 defa güçlendiriyorsun. 3 defa güçlendiğinde her bir büyüğünüzün ayrı bir OP özelliği ortaya çıkıyor. Bu adam gelene kadar ben bir tane plate alacağım. Bak hatalı oynadı abi. Adam baya hatalı oynadı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yere dürttük. Çok güzel. Tamam. Şöyle bir şey yapıyorum abi. Tamam.
Gayet güzel. Dürttük gene. Adamın iki potu var. Benim bir tane potum var. Ona dikkat etmem lazım. Ve bu arada E'ye basılı şekilde atıp tutmaya çalışın büyüleri. Şöyle mesela. Ben gerçi şu an basamadım ama adamı dürtmek için direkt geçirdim abi büyüyü. Şunun flash'ın olmadığını söyleyelim ya. No F. Sintra. O adamın flash'ı yok abi. Alabiliriz aslında. Ne dersin? Wait. Bait. Wait. Tamam. Girecek bana. Yok ya. Yemedim. Ha. 7 bait. 7 bait. Ultiyi bana tıklasa yeterliydi abi ölmem için. Ultiyi bana tıklasa yeterliydi. Ben adamı baitlemeye çalıştım. Gayet güzeldi. Baitçimizi yedi. Şimdi bu gelen wave'i de ittirirsek çok çok güzel olacak. Warwing'in nerede olduğunu görmem lazım benim. Göremiyorum. Orada bu arada flash'ımı atmam önemliydi benim için. Çünkü ciddi anlamda beni gelip kesebilirdi abi adam. Hemen burayı ittireyim abi adama. Baksana abi 870 gold'um var gene alabiliyorum itemi. Şu 250 gold borçlanma olayı bayağı OP. Ama bu karakter de önemli. Bazı karakterler var ki bu rune ihtiyacı var abi. Ki kesinlikle bu rune'u girmeniz lazım değil. Peksimet falan da alabilirsiniz. Ne bileyim lane'i daha hızlı iten o minyon uçan itemciğini de alabilirsiniz. Ya da Shaco ormansanız. Yani ne bileyim başka ne var. Rengar'da falan da yapılabiliyor bu arada bir. İtemi öyle de daha ucuz almak ki Tiamat itemciğini bitirebilsinler abi. Bu tarz bir şeyler de yapabilirsiniz tabii ki sizler. O artık oynadığınız o bayağı iyi. Allah da onu bir tık geriye attı abi. Syndra çok güçlü kardeş. Bir dakika. Ya. Ulan be. Dur şunu alalım bari şunu. Gel gel gel. Adam kaçtı ya. Kaçarım, kaçarım de bana, kaçarım de bana, kaçarım de bana. Oh. Abi orada reyi çok yanlış attım ya. Ama iyi yaşlık adamdan. Gerçekten güzel kaçtık. Şunu bir geliştirelim artık abi. Bana mavi lazım. Benim takım arkadaşım artık bana bir mavi verirse gerçekten benim için çok iyi olacak. Orada başka hiçbir kaçış yönüm yoktu. Kuleye gidip ölmeye çalışsam büyük ihtimalle oradan hasar yedim diye gidecektim abi. Adamın içine bir dolaşmaya çalıştım. Dedim ki en azından anasını zaten birkaç topu ıskalatır, stun'ı ıskalatır kaçarak. Yok abi ıskaladı adam gene tek attı. Ooo Syndra buta. Karakter çok bozuk abi ya. Syndra'cık gerçekten ya al bütün gün oyna ve bütün gün min al ama tabii ki late'de öyle bir şey olmayacak abi. Late'de şey çok da OP bir durum. Abi arkada deep ward yedi bizim adamlar. O yüzden o duruma yapılabilecek bir şey yok. Yani support şuna bir tane ward attı ya da bottaki AD carry. Adam oraya teleportu kullandı. Çok OP bir olay oldu bizimkileri pusharken. Bir dakika abi. İttirecek bu galiba. Tamam. Okey. Abi niye? Niye geri kaçıyoruz biz? Anlamadım. Güçlü durumdayız. Allah Allah. Abi bizim Shaco bu kadar kili var ama güvenmiyor kendisine. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Birazcık safe oynayalım. O ward'u kesmeye gidecekler. Bekle. Tamam. Şimdi gir abi. Lux sıkıştı arkadan. Tuttur. Tamam okey. Okey okey okey. İlla ki çıkarmamıza gerek yok. Ward'u al abi. Benim buraya ihtiyacım var ya. Öldü abi bu. Tamam. Hayır hayır. Ulti. Ulti. Fuck. Hadi. Shaco gibi. Lucky day anasını satayım lucky. Bizim adam da yazdı bad luck. Abi geldim. Ne yapalım kardeş arada bir olur böyle. Flash'ını aldık gene iyi bir yönden bakmak istiyorum abi. Adamın flash'ını aldık yani. O kadar çok derde girmeyelim. Şimdi adamlarda baya bir CC olaycığı var. Aslında ben şöyle ya ben büyü nüfuzunu alıyorum ya. R yok bende abi. Bir tane de pink ward alalım üstümüze. Hiçbir türlü abi R yapmayacağım. Zaten gideceğim item buydu Luden. Ve kesinlikle Lich Bane olacak. Ama şu ikisi çok fena cantılıyor. Bu da can basıyor. Belki direkt Luden Rabadon'u da yapabilirim. Abi bizimkini gördünüz değil mi şu an? Syndra'cık bota gidiyor. Kaçtılar ama ya. Kaçtılar. Tamam ben de bu kuleyi alıyorum abi. Madem kaçtılar okey. O adama cezasını verelim. Syndra'cık geri geliyor ama şu wave'i aldırmamam lazım benim bu Syndra'ya. Buradan geçiş yok kardeşim. Buradan geçiş yok. Şşt. Bas geriye. Seni geçirmeyeceğim buradan. Vay. Uçan adam sapri misin lan sen? Oğlum. Hop. Stun atıp şey yapabilir. Hop. Tamam. Tamam abi. Tamam abi. Hadi Shaco. Hadi Shaco. Tam beni öldüremez o. Flash yok artık bu adamın. Yes. Bir dakika. Stun'ı yeseydi bari. Bir dakika tamam. Çok güzel. Tamam. Hadi abi onu da al. Aldık onu da. Oha. Sen bir yat aşağı ya. Oğlum bizim çocuğun kafasını aldı lan adam resmen. O neydi? Neyse güzel oldu güzel. Bak demeyecek adamın flash'ı attı. Mesela şimdi kaçacak hiçbir şeyci kalmadı abi. Direkt anında yattığı yere. Anladın? Arada bir yani o adam o an kesmeseniz bile bu olay daha sonra sizin işinize yarar. Sonuç olarak adamın flash'ı yok.
Yani siz o adamın flash'ını aldınız, adamın heal'ını aldınız, adam bariyerini aldınız. Bir sonraki fight'ta kesmek için ayrı bir şansınız oluyor abi. Bunlar önemli detaylar yani. Bu flash timer'larını bilmek, bunu buna göre oynamak, en önemlisi buna göre oynamak tabii ki. Adamın flash'ının olmadığını bilerek adama girmek çok daha fazla kendinden eminlik demektir abi. Ben burayı ittireceğim. Şu Nasus en azından kule altı bunları alırken yavaş yavaş slow slow farmlamasın abi. Gayet güzel. Ben istediğim güce geldim abi. Şimdi Luden itemcimize gidelim. Ve tekrardan hatırlatıyorum. Karşımızda Syntra gibi koridorda koridor agası olan bir adam var. Yani anladın? Q, Q, Q. 3 tane Q abi. 5 tane topçuk olsun. Ver ultiyi bitsin. Gerçekten çok güçlü. Bak şu an metadaki en güçlü mid karakteri abi Syntra. Arkasından gelen işte Sylas. Arkasından gelen işte Fizz de çok güçlü ama Fizz bu karakterleri gibi öyle yani hadi bir kasmayam ama tek atan mantığıyla bir karakter değil. Fizz kastıktan sonra tek atabilen karakter. Ama bu karakterle Syntra gibi karakterler işte kasmasa da tek atar abi. Ama biz ne yapıyoruz? Adam... Geliyorum abi geliyorum. Geliyorum. Bir dakika. Tamam. Çok güzel sıkıştırdım ben bunları. Bir dakika. Abi yapacak bir şey yok. Ne yapalım anasını satayım ya? Bir dakika. Bana oo Kaisa nereden çıktı? Oyalıyorum abi ben. Slow verdiğim biterim bu arada. Orada bir şey yapamazdım ki. Orada benim için mantıklı olan ne bileyim. Belki de hata yapmış da olabilirim abi. Abi evet Herald'da. Herald'da adam aldığında adamı kullandırtmadığımda sıkıntı yok ki. Şu saniye çok daha rahat. Ya bir Herald için orada acaba diyorum kill verse miydik? Ben de mi ölseydim? Çünkü Syntra ile ben en son item izlemeseydim. Onlar orada çok daha rahat oyun yapabileceklerdi bize. Abi bunu alalım. Adamın ormanını sömürüyoruz zaten. Şu an Warwick fazlasıyla geride ki. Ben de sömürüyorum çünkü adamın ormanını. Hop. Gel bakalım. Hadi be. Tamam. Devam etmeye gerek yok. Devam etmeye gerek yok abi. Kaysa'nın flaşı yok. Güzel. Adam geldiği gibi direkt kafasına vurduk. Daha bak ben Luden'i bitirmedim. Daha ben üzerine Lich Bane'ciyi bitirmedim abi. Ama bu oyun Lich Bane kasmayabilirim. Duruma göre eğer bu şekilde feed olmaya devam edersem Luden'i alabilirim. Lich Bane'i alabilirim abi. Ama Morello daha fazla şart. Çünkü 2-3 tane adamların hayvan gibi can alan, can çalan, can veren karakterleri var. O yüzden kesinlikle Luden daha mantıklı olabilir. Ama Morello. Bak 1600 gold'umuz var abi. 1900 gold'a Luden'i alabiliyoruz. Çok iyi. Ne kadar? 220. Bazı 150 gold daha üstüne bir şey alabilirmişim. Abi Herald Warwick'te. Ya bu büyük ihtimalle botu açacak. Mantığıma göre öyle. Oraya gelmeme gerek yok zaten. Ben mavicimi alayım. Oyun rotasyonunu yapmaya çalışayım elimden geldiği kadarıyla. Teleport olduğu zaman takımda gelirlikle split'e gitmek mantıklı oluyor abi. Ve bu arada size şunu da söyleyeyim. Victor'da bilinmeyen bir taktiği de söyleyeyim abi size. Mesela gelirlikle insanların yaptığı olayı hemen anlatayım. Bir saniye. Onu şu koridorda yapmam gerekiyor. İnsanlar gelirlikle bu arada biz bu adamın herhalde açmasını istiyoruz değil mi? Bekleyecek. Açsın öyle kesecek. Açma tuşuna bastığı zaman. Bir dakika. O diğer olayı da anlatacağım. Hadi Warwick. Geldi artık. Tamam. Tamam hiç sıkıntı yok. Tamam abi. Sen git abi. Tamam. O kuleyi alsın sıkıntı yok. Tamam. Tamam abi. Öl. Öldü. Tamam. Herald'ın. Bak gördün. Biliyoruz adamı çünkü adam buraya kadar geldi. Çok belli adamın burada bunu açacak olması abi. Çok fazla silah belli. Peki bu potumda içeyim bu arada. Her neyse. Genellikle insanların yaptığı şeyi söyleyeyim size. Mesela şöyle yaparlar. Q. Bak. Bu salise böyle bir olaycık var tamam mı? Q bir daha gösteriyorum. Bu şekilde atıyor. Ama asıl yapılması gereken şu abi. Gördün. Bir saniye o yarım salisecik daha hızlı abi. Yani o duraksama olayına girmiyor karakter anladın. Siz onu yöneterek vuruyorsunuz. Yani bu şekilde yapmanız çok daha OP bir olay. Daha hızlı atıyoruz. Bak hop. Bak arkasından da eğinden çizdik direkt. Bak bunu yaparken arkasından bir de eğinden çizme olayını yaptık abi. Bu olay fazlasıyla önemli bir olay. Victor oynarken buna çok fazlasıyla dikkat etmeniz lazım. Ben bile bunu Victor 1,5 sene oynadım. Ondan sonra öğrendim. Bir profesyonel oyuncuyu takip ederken yabancılarda o zaman bakmıştım abi. Öğrenme aşamasında olduğum dönemlerden bahsediyorum. Yani böyle 1 sene falan Victor'cu oynadım. Ve ondan sonra dedim aa bu kadar adam benden daha hızlı Q atıyor ya. Anladın mı? Öyle bir olay olduğunu fark edince bunu kullandığımda öldüm ben. Konuşmaya dalalım yapmam. Yani şu an ben konuşmaya da aldım. Ölmemin nedenini tamamıyla söylüyorum. Bizimkinin midde pushluyor zannediyorum ben. Ben de botta geri yani botta istediğim gibi split yapabiliyorum diye düşündüm de dalmışım. My bad sorry.
Yani takımın böyle direkt buraya atması mantıksız oldu. Keşke bana da ping atsalarmış. Ben ama videoda olum nereden bilecekler? Onlar da haklı. Hatta elim buraya. Let's go. Nasıl ya? Bir dakika abi. Tamam, hiç sıkıntı yok. Sen bir git abi, tamam. Hadi be! Son an çıktı pikselden. Hadi. Hop! Hadi! Bu olay böyle bir olay abi. Bu E çizme olayını çok iyi kullanmanız gerekiyor ya. Bunun kullanışı öyle çok zor bir şey değil abi. E'ye basılı tuttuğunuzda zaten bıraktığınız yöne doğru ayarlıyorsunuz. Adamın gideceği adımı da ayarlarsanız olur biter. Gerçekten çok zor bir kullanımı yok abi bu karakterin. Hemen şuradan şunu alalım. Abi orada bir olay var. Ben daha base atmadım ama dur geliyorum abi. Belli orada olay çıkacak. Devam edecek bu olay çıkmaya. Bir saniye. Kardeşim sen ne yaptığını bir düşünün. Hemen sen bir git. Git git git. Hop. Tamam. Base'imizi atabiliriz artık biz. Tamam, hiç sıkıntı yok. Yani bizim adamlar nasıl beni kurtaramadı? W attı ama ya. Nasıl o burst'u bana çaktı, ben gerçekten anlamıyorum. Neyse, güzel güzel güzel. Benim çoktan base atmam lazımdı abi. Atmadım, benim atam yani burada bu olay. Hızlıca tekrar koridorumuza geçelim. Çok yanlış bir hareket yaptılar. Göstermedim size. Benim doğmamı bekleyip baronu alabilirlerdi abi. Ki ben de baron buff'ını alırdım. Fazla bir süre kalmadıydı. Ve Lux da gitti orada biraz ward mod atarım mantığıyla. Bunun üzerine. Tabi orada öldü. Ve baron da gitti. Arkadaşlar şunu unutmayın. Baron takım arkadaşlarınızda ne kadar fazla kişide kalırsa o kadar sizin için iyidir. Baron aldıktan sonra gidip ölmeyi tercih etmek yerine hızlıca base'inizi atıp takım arkadaşlarınızla beraber yarmaya çalışın. Ve bunda atıyorum 5 saniye, 6 saniye, 10 saniye birileri varsa daha doğacak abi. Şey yapmayın. Sorry. Bu adam almasın mantığıyla düşünmeyin. Gereksiz. Yani ben de baron buff'ı alsam, ben şu an split'te çok kuvvetli bir adamım. Teleportçuğum falan da var yani, anladın? Yapacak bir şey yok. Bak şu an Shaco benim levelimi pinliyor. Abi çok normal. Çünkü düzgün bir farmla düzgün bir leveldeyim şu an. Hop. Şöyle bir şey yaptım. Uf. İkisi bende kalıyordu da Tiamat'la aldı abi. Helal. Yapacak bir şey yok. O da bizim takım arkadaşımız. Hiç sıkıntı yok. Abi bu level önlü olma olayımız dediğim gibi. Farm. 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 Oğlum o top. Ben Q atar dedim de atmadı. Bir daha çiziyoruz. Bir dakika. Tamam. Gayet güzel. Bir de oradan top atacak. O yüzden bir tık geriye kaçsak iyi olabilir. Tamam. Tamam, geri 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 geri, gerek yok. Kuleyi indir. Nice. Kuleyi indirdi abi. O da midi indirdi. Bak, akıl oyunları yapıyoruz şu an. Bir oradan vuruyoruz, bir oradan vur. Oy. Lux'ın ağzına ne vurdu? Abi geri geri geri. Move back, move back, move back. Geri çıkmamız lazım. Benim teleportum var. Direkt base atıp teleporta geri geleceğim canım fulleyip. Onlar botu bak. İki taraflı adamlara iki taraflı bir gider yapıyoruz abi. Çok güzel. Tamam. İki tarafı da aldık. Çok iyi. Çok iyi. Şu an geri çıkmamız lazım ya. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Tamam, ben sizi koruyorum. Geri çıkın abi. Renekton'un aslında tapı ittirmesi lazım da nasıl oraya geldi diye büyük ihtimal bir şey yapalım. Syndra'yı aslında kestik ama yaramayız ya. Şöyle bir şey yapabilirim abi en fazla. Şöyle. Abi bu hasarım yok ya anasını satayım. Tamam, tapı ittirsin abi. Bak 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 bak. Öleceğim. Abi. Baksana adamlara nasıl vuruyorum. Aman 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 aman. Ananı. Hayır. Atla bana ultiyle üstüme. Hop. Şeye daldım. Abi sapık anasını satayım ya. Warwick oyun başından belli uçan adam saplayayım diye geziyor kardeş. Ama iyi oyaladık orada. İki kişiyi çıkardık abi. Ve dediğim gibi Syndra. Sıkıntı. Bak hiçbir şey yapmadı adam, direkt canıma bak ya. Ve 2.3K canım var ha. Yani 100 falan da yok abi canım. Ama bu Q'yu sürekli alabiliyorum ki 2.75 saniye. 2 saniyede bu şiircimizi alabiliyorum ki o çok OP. Abi Kadim var aslında. Kadim'e koşabilirik. Evet. Gerek yok abi. Şu an burada bunu yapmamıza gerek yok. Adamlar da uyuyor. Gerek yok. Kadim var. Kime ne anlatıyorsun? Git. Sen takım arkadaşına beraber al ya. Geldim kardeşim, geldim. Oyun çalmaz değil mi onu? Okey. Bu gitti abi. Tamamdır. Gayet güzel takım. Gayet güzel. Şu an Lig Bey'inde kimi... Aa! Lan yanlış attım ya. Bir dakika abi. Senin de artık o tanklığın kalmadı. Senin de artık Kadim karşısında tanklığın kalmadı kardeş. Ama bir dakika. Seni belki... Abi... Biliyor abi çünkü. Kaysa ne yapan? Kaysa alsana şu ultiyi. Hadi lan. Adamı içeri sokuyor bak. Baba bak. Hadi be.
Bir dakika, hop aldık abi. Tamam, şöyle bir şey yaptım. Nice o. Lig Bane de var abi üzerimde. Bayağı güçlüyüm ki şu an. Hop, şunu da vurayım. O da gitti. Atlayacak üstüme. Atlamadı. Okey. Abi gördüğünüz gibi sürekli E'yi kullanırken Q'yu sürekli beni hızlandırmak, kaçmak ya da adamları böyle kovalattırmak için kullanıyorum abi. Bu önemli bir detay. Bu çok fazlasıyla önemli. Bir bana salarsanız ben aslında alabilirim bunları. Dedim arkadan çizdik abi adamı. Cidden adamı arkadan çizdik. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmayı unutmayın. 4x400 RP çekişine dediğim gibi akşamki videoda ve ayrıyetten Instagram'ımda açıklayacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. En güçlü mid karakterini bile böyle mobil bir şekilde dövebiliyorsun abi. Normalde Sintra Viktor'u çok rahat bir şekilde dövebilecek bir karakter ama Q'nun mobilliğini alıp adamın etrafında sürekli oynarsanız ve özellikle de Phase Rush'ından oynarsanız abi adam gerçekten size stun'ı tutturamaz ve o güçlülüğünü kaybeder. Sadece R atmak gerekir kendine. Onu da artık bir moralli oyla falan dengeleyebiliyorsunuz. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.